Şimdi Ersin'le Mert son dönemde bir sıkıntı yaşıyordu aralarında. Ama Ersin'in bu durumundan sonra Mert tabii ki ister istemez o da üzüldü. Onun röportajını izleyelim, üstüne konuşalım. Arda gel kardeşim. Çok üzüldüm Ersin ya. Vallahi. Vallahi Mert ben anladım işte şey oldu. Vallahi. O bir yerde de sevindim hani. Vallahi ben Az kaldı. Ben böyle kalıp ya, şey yapamam. Gidiş yani. Güzel bir gidiş değil ya. Şunu canı gönülden bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Kesinlikle çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Çünkü evet Ersin burada şampiyonluk yolunda bir rakip. Ciddi de bir rakip. Hatta aramızda son hafta biraz gerginlik de oldu. Biraz değil bayağı bir gerginlik oldu. Fakat ben hakkaniyetle düşünerek Ersin'in bu şekilde değil de Ersin'le bir mücadele, bir çarpışmaya girerek gitmesini isterdim. Eğer normal elenseydi, evet bir rakip gitti diye belki daha hoş olabilirdi içim. Ama bu şekilde gitmesi açıkçası beni üzdü. Abi valla ben şey istiyorum sizden, valla birbirinizi yüzünden kırmayın. Devam edin, yarışın. Gidebildiği yere. Sabah ben uyanınca seni göremeyeceğim. Ateş yakıp suyu ısıtamayacağım. Ya bugün de diyorsun ya tabii yağmur yağıyor ki ateş. Evet. Ulan bir yağmur yağıyor işte konser. Yaktım ama. Bir de şimdi isterseniz şöyle yapalım. Mert'le Ersin'in helalleşmesi var. Onu da izleyelim. Üstüne Mert'le Ersin konusunu tamamen bir bütün olarak konuşalım. Önce izleyelim. Aklınızı helal edin. Abi sen helal edin. Ben de helal edin. Abi helal. Mert konu, ben sana da söyledim. Son hafta gerildik seninle. Evet abi sıkıntı yok. Valla bak ben Sercan'a çok şey söylüyorum. Abi hani bir şey oluyor. Çok üstüne gidince, çok küsünce şey oluyor. Mesela ben sivilde seninle de görüşmek istiyorum. Sen bir yerde kesip attın ya. Ben o yüzden de özür diledim hani konseyde. Boş ver, takma kafanı. Belki de benim şeyime denk gelmişti hani. İkimiz de sinirleniyoruz. Sen bir tık benden fazla sinirleniyorsun. Sağlık her şeyden olur. Önemli kardeş. Soruyor. Aynen abi. Sen iyi ol da. Gel yolumuza devam edelim ya. Döndüğünde. Aranızda da görüşürüz. Benim de yanlışım olmuştur. Sen de aklına ver. Estağfurullah. Oluyor işte birbirimizin kalbini kırdığımız olmuştur. Özür diliyor, dikildi. Ben onunla parkura çıkmak isterdim. SMS'e çıkmak isterdim. O şekilde gitseydi evet daha hoş olurdu ama bu şekilde inanın yani gerçekten çok üzüldüm. İnşallah önemli bir şey yoktur. Sonuç olarak evet biz burada yarışmadayız, rakibiz. Arada tartışmalarımız, gerginliklerimiz, kavgalarımız oluyor. Ama sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok bu hayatta. Sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok. Sakatlanmak tabii ki çok ciddi bir sağlık problemi. O açıdan üzücü oldu. Yani keşke bu şekilde olmasaydı. Evet ne kadar kötü zamanlar geçirseler de son 2-3 günde yine de helalleşerek ayrılıyorlar. Güzel görüntüler. Ama Mert diyor ki SMS'le gitmesini tercih ederdim diyor. Böyle olması üzdü beni diyor. Yani SMS'le gitseydi üzülmezdim demek istiyor aslında galiba. Ya şöyle oyun içinde kalsaydı demek istiyor da bence kendini yanlış ifade etmiş orada. Benim düşüncem o yani kötü niyetle bir şey söylemiyor Mert orada. Mert sadece Ersin'in hani adil olarak oyunda kalıp gerekse Mert tarafından ya da gerekse karşı takım tarafından gitmesini normal bir şey olabileceğini hani böyle gitmesin başka bir üzüntü olduğunu söylüyor. Ben öyle algıladım mesela. Ben şöyle düşünüyorum Ersin'in SMS'le gitmemesi için. Ersin için aslında bir şans olduğunu düşünüyorum. Şöyle ileride belki tabii şu an çok üzülüyor. Herkes üzülüyor. Ersin de üzülüyor ama. Survivor'da bir yere kadar gelirsin. İster istemez insanlar birilerini daha çok sevmeye başlar. Mesela biz üçümüz şöyle finale kalsak. Biz ikimiz finale çıksak. Seni sevenler sana oy atacak, beni sevenler bana oy atacak ve birimiz kaybedecek, birimiz kazanacak değil mi? Hı. Şimdi Ersin böyle bir durumda olsaydı birileri Ersin'in gitmesini isteyecekti o zaman. Bu ne demek? Yani mesela Hakan'la Ersin finale çıkmış olsa Hakan'ın kalmasını isteyenler, devam etmesini isteyenler Ersin'in devam etmesini istemeyecekti. Ve dolayısıyla da Ersin'in gitmesine insanlar mutlu olacaktı. Ama şu an ben Ersin'in gitmesine mutlu olan bir kişi bile olduğunu düşünmüyorum. Yani Survivor'a 90 gün geçirip, buraya kadar gelip, son ana kadar gelip ve senin gitmenden hiç kimse mutlu değil. Bu çok güzel bir şey aslında düşündüğün zaman. Ama ancak bunu ileride idrak edebilecek Ersin'de. Çünkü Survivor ona çok ama çok şey katmış olacak. Yani dışarıdaki sevgisel anlamda da. Çünkü yolda görecek herkes Ersin'i bir parçası gibi görecek. Ersin'in o yaşadığı işte hayvan sevgisini, maalesef ölen köpeğini herkes anacak. Herkes onunla beraber üzüldü. Çünkü o akşam Ersin'in gittiği, öğrenildiği akşam Ersin köpeğinden bahsettiği zaman herkes ama herkes ağlama mesajları yazdı. Çok etkilendi herkes ve dolayısıyla da
Şu an kötü gözüken gidişin ben Ersin'in hayatına çok büyük artı kattığını düşünüyorum. Keşke iyi ki SMS'de gitmedi diyorum bu anlamda da yani. Bir de en son birinci olmuştu konseyde yani. Evet evet yükselmişti o da oynadı. Güzel bir şey. Burada belki yine birinciydi mesela. Bilemiyoruz ne kadar oy aldı. Tabii belki birinciydi aynen. Bir anda şimdi oyları çöp oldu gitti. Şimdi burada ben Mert'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir kere Mert işte bak şey konusunda çok aradayım. SMS'le mi gitti? SMS'le gitseydi üzülmezdim derken hani çok dürüst bir şekilde içindekini mi söylüyor? Çünkü bunu düşünmüş olabilir. Hani en son bir şeyler yaşadılar. Ya da keşke adil bir şekilde yarışmaya devam edip SMS'le elenseydi olağan bir durum olsaydığımı söylüyor. Yani bence... Mesela anlatabildim mi demek evet, istediğimi? Bence şöyle düşünüyorum ben. Ersin'in tabii ona yaptığı bir şey şu anda hani içinde büyüten bir Mert var. SMS'le gitmesini daha çok isterdi. Çünkü Mert SMS'le birini çıkıp bence ders olsun diye Ersin ismini söylemek isterdi. Hani sonuçta ona bir ders vermek istiyorum gibisinden. Ben çok fazla böyle aşırı üzüldüğünü düşünmüyorum Mert. Tabii bir geçmişleri var. Ama sonuçta şu andaki ona karşı duyduğu hırs daha yeni ve taze. Ersin'in gitmesi tam üzülmüş olabilir ama onu SMS'le elemek isterdim diye algılıyorum ben bunu. Tabii bu hırsından dolayı ders vermek amacıyla. Çok fazla böyle aşırı aşırı çok fazla iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum yani. Dün de söyledim. Ben şey gibi bakıyorum bu işe. Survivor'da elenme ölüm gibidir. Sen öldükten sonra herkes bir kere saygısını göstermeli, şey yapmalı. Burada Mert'in yani bu şey gibi bir şey. Biriyle kavga ediyorsun. Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey. İyi de bir arkadaşın. 3 gün geçiyor adam rahmetli oluyor. Cenazesine gider misin gitmez misin? Tabii ki gitmen lazım. Yani doğru değil mi şimdi? O yüzden Mert burada normali yapıyor zaten yapması gerekeni. Ama o laf mesela benim şu an kafamı karıştırdı bir yani. Neden öyle diyorsun? Yani neden kalkıp SMS'te gitseydi üzülmezdi? Evet bunu söylemesi hoş değil mi? Deme yani düşündürüyor. Bırak bunu ya bırak. De ki yani çok üzüldüm de. Yani burada o kadar gün geçirdik. Son gitmemeliyim. Gün şey olmuş olabiliriz ama benim de sana hakkım helaldir dedi zaten. Onu da söyle ama öyle SMS'e gitsen üzülmezdi mi? Ersin deme yani. Brok giderken diyor ki kaldığımız yerden devam edelim Mert diyor. Mert yine sessiz kalıyor. Zaten dün Mert'in ailesi Ersin'i aramışlar. Dün söylediğim programda yine. Şey demişler çok geçmiş olsun böyle böyle hani çok üzüldük falan. Ersin de onlara bir sesli not yollamış ve şey demiş ne derler. Çok teşekkürler. Dışarıda zaten ben Mert'in gönlünü alırım. Mert'i çok seviyorum. Siz de hakkınızı helal edin. Yok benim %1 şüphem yok. Dışarıda Mert'le Ersin'in hani çok da iyi anlaşacaklarını, çok da beraber vakit geçireceklerine %1 şüphem yok. Zaten öyle olacaktır da oradaki şartlar, işte o açlık, o son hırs, sona doğru yaşanan beni yazdın, seni yazdın olayları falan. Onlar o kadar geçmişte kalıyor ki. İşte mesela dün birazdan işte bir ödül oyunu var. Mesela orada da yine ben gündeme gelmişim. İşte adada bir kızı yalnız bırakmayız falan diyor Yasin'e Cemal. Hop sayfalar beni etiketlemeye başlıyor. İşte ben çıktığım günden beri Merve Aflaz'la görüşüyorum. Hatta çok özledim. Çok selamlar. Uzun zamandır görüşemedik yine ama hani o zamandan beri en yakın arkadaşlarımdan biri Merve Aflaz oldu. Bütün Türkiye'nin hala gündemine gelen konu. Biz Hakan'la anlaşamıyor gibi gözüküyorduk adada. Birbirimizi elemeye çalışıyorduk. O günden beri arkadaşız. Biz böyleysek onlar sadece ufak bir problem yaşadılar. Yani onlar neler neler yaşayacaklardır. Daha da iyi geçineceklerdir. Tabii. Yani bunun örneği çok fazla zaten diyelim. Son bir Ersin'in takımıyla vedalaşmasını izleyelim. Ondan sonra gönüllerle vedalaşacak. Onu da izleyeceğiz. Ersin dosyasını yavaş yavaş kapatıyoruz. Aha benim Mesut. Oğlum benim ya sen çok seviyorsun. Mesut. Abiler, vallahi yolcu yolunda gerek hiç üzülmeyin tamam mı? Keyfinize bakın Allah'ın adını veriyor bildiğinizi üzmeyin. Görüşeceğiz tamam mı? Aynen. Merdo. Baba. Baba. Daha da 100 gün geçirdim daha. Zor günler beni bekliyor ama her zaman güçlü kalmamı istiyordu. Onun için mücadele edeceğim biraz da. Biraz zorlanacağım yaklaşık bir haftam falan alabilir bu durum ama. Bana bir de bunu bıraktı. Bunu da ömrüm boyunca saklayacağım. Bir şey yani ona bir zarar gelmesini istemiyorum. Benim bu işte kendi içinde ıssızlık hayatımda yanımda en güzel vakitleri geçirdiğim,
en özel anları paylaştığım bir abim gitti az önce. Buraları beraber yaptık onunla. Ben de ufak tefek işin ucundan tuttum. İşte testere işlerinde özellikle. Yani çok güzel vakit geçiriyorduk Ersin abiyle. Şimdi anons atarken az önce Ersin dosyasını kapatacağız dedim. Yanlış anlaşılmasın. Sanki Ersin böyle faili meçhul bir şey içinde bulunmuş da sanki bir dosyaymış gibi anlaşıldı. O sürçülisan gibi bir şey oldu. Hani Ersin'i biz tabii ki çok konuşacağız. Çünkü çok değerli, çok önemli bir yarışmacıydı. Hem vedasını, hem onunla ilgili röportajları, hem Gönüller Adası'na gitmesini konuşmamız lazım. Hakkını vermemiz lazım. Çünkü Survivor'a 90 gündür çok şey kattı. Biz Ersin'i çok seviyoruz. Belki o yüzden de hani belki bütün günü Ersin'e bile ayırabiliriz. O yüzden hani hadi bu konuyu geçelim gibi düşünmemek lazım ama Ersin'in vedasını adım adım hepsini işledik. İşte en sonunda matarasını Elif'e bıraktı. Burada da şimdi birazdan Gönüller takımına gidecek. Gönüllerle vedalaşmasını konuşacağız ama size ancak şöyle bir soru sorabilirim. Ersin'in gitmesi olumlu mu olur? Ünlüler takımı için olumsuz mu olur? Bu saatten sonra ne olur? Yani aslında son oyunda izlediğimiz kadarıyla fazla böyle bir arada fark yok gitmesinden sonra. Zaten Gönüller takımı diyor ki... Çok müsabakaya çıkılan, yorulan bir oyun değil. Tabii aynen ama şunu zaten değineceğim oraya. Zaten Gönüller şey demişti. Ersin abi de yok, bakalım nasıl oyun alacaklar bizden tarzında. Ünlüler güzel bir cevap vermişti fakat tabii... Ünlüler takımını sırtlayan bir Ersin abi olmayacak. Hadi Ersin abi sen bu oyunda uçarsın, işte ben biraz daha geri planda kalayım, olmayacak. Hepsi artık taşın altına elini koymak zorunda bu saatten sonra. Nasıl yarış izleyeceğiz ben de bilmiyorum. Ama biraz daha böyle performansla ya da bir parkura çıktığımız zaman anlayacağız onu, yokluğunu, arasındaki farkı. Sayısal azlık olduğu zaman 2 ya da 3 oyuncunun gününde olmaması işi bitiriyor zaten. Evet. Yani şimdi mesela Ersin bir anda 5'te 5 yapıyordu, o açığı kapatabiliyordu. Artık Ersin yok. Yani Mert'le Yunus Emre mesela o gün iyi değilse bitti takım. Yani kızlar ne kadar iyi olursa olsun, Sercan ne kadar iyi olmuyor. Yani hani 2 ya da 3 oyuncu çok kritik oluyor. Gününde olması lazım. Bir kere şöyle diyeyim. 2 kadın yarışmacı var ünlülerde. Değil mi? Kaç erkek kaldılar? 3 erkek kaldı. 3 erkek kaldı. 5'li fikstür. Yani şu kesin ki artık kadınlar 4 ya da 5. Erkekler de 4 oyun oynayacaklar. 4-5. Şimdi takımdaki yarışmacılara bakıyorum. Ersin sakatlandıktan sonra ya da o civarda... İkisi de sakatlık yaşayan ve Ersin'in inisiyatif alması gereken zamanlarda bench'te oturan Sercan'la Mert. Şimdi daha yeni sakatlıktan çıktılar. Tekrar nükseder mi? Ya da Mert ufak bir sakatlı olduğunda yine ayak benim deyip oynamaz mı? Şimdi bu durumlar olursa bu takım kime kalacak? Hı. Bir Yunus Emre'ye kalıyor. Yunus Emre de performans anlamında ne zaman ne olacağı belli değil. Bazen 3'te 0 yapıyor. Bazen 3'te 3 yapıyor, 3'te 2 yapıyor. Ama bir istikrarı yok. Yani şu an İbre direkt Gönüllerden yana dönmüş vaziyette. 5 kişiyle, buradaki 3 kişiyle çok güzel oynarlar yani. Yani Gönüller bundan sonra böyle çift dokunulmazlıkla falan gidebilir. Ama şu da var. Yani şimdi sayı azlığı şöyle de bir avantaj sağlıyor bazen. Çıkan oyuncu çok daha sıcak oluyor. Hı hı. Mesela şimdi Sercan 2 kere parkura çıkarken karşısına ilk defa çıkmış. Atıyorum Ardahan çıkacak mesela. Bu Ardahan için dezavantaj, Sercan için avantaj. Yani bir yerden sonra yorgunluk, eğer parkurlar uzunsa yorgunluk verir ama ben bu seneki Survivor parkurlarının çok uzun olmadığını düşünüyorum. Yani tadında bir uzunluk var ve bir oyuncu 5 kere rahat rahat oynayabilir sanki parkurları. Ama şöyle bir şey daha var. Şimdi Mert mesela diğerlerine göre nispeten daha yavaş bir yarışmacı. Şimdi 5 kere oynadığında her oyunda bir 2 saniye daha düşecek. Şimdi karşısındakiler bunlara göre daha hızlı. Yok katılmıyorum. Yani evet, gittikçe Mert... Düşmüyor. 2 saniye yani, daha parkura, alıştığı için daha. Ben sana söyleyeyim istersen tutabilirsin de parkura ilk çıktığı... Hı-hı. İkinci çıktı ve üçüncü çıktığını al. Üçünde de artış sergiler.